Sonunda 100 yıl doldu ve 2023 senesine girdik ve Lozan'ın gizli maddeleri yürürlükten kalktı. Yürürlükten kalkan gizli maddelerden birini şu anda ekranda görüyorsunuz. İlk defa YouTube tarihinde, televizyon tarihinde ilk defa Lozan'ın kalkmış olan gizli maddelerinden biri şu anda ekranınızda görüyorsunuz. Islak imzalı hali ya. Islak imzalı halini buldum sizin için. Görüyorsunuz ekranda. Vay be, 100 yıl doldu. İnanamıyorum. Şaka yapıyorum. Tabii ki de şaka yapıyorum. Gizli maddeler hala yürürlükte ve devam ediyor. Şaka. Tamam, şaka. Bu gerçekten şaka. Şu ana kadar söylediğim her şey şakaydı. Şimdi ciddi şeylerden bahsetmeye başlayalım. Öncelikle 2018 senesinde Fransa'da askeri bir müzede Lozan Anlaşması'nın orijinal metni sergilenmeye başlandı. Ve görüldüğü kadarıyla içerisinde gizli maddeler yoktu. Ama aslında size bir gerçeği söylemek istiyorum. Aslında kağıdın beyaz olan görünmeyen kısımlarında sadece bunu bilen kişilerin döktüğü özel bir mürekkep sonucunda ortaya çıkan maddeler var. Evet, sadece anlaşmayı imzalayan üst düzey devlet yetkilileri bunu biliyor. Ve o boşluk var ya, o boşluk beyaz olan yer, evet, oraya döktükleri özel bir madde ile ortaya çıkıyor ve gizli maddeleri görebiliyorsunuz. Hani gizli maddeler diyorlar ya, gizli maddelerin aslında gizli olmasının sebebi bu. Özel bir mürekkep ile yazmışlar ve tekrar özel bir sıvı döküldüğü zaman ortaya çıkan maddeler bunlar. İşte bu yüzden onlara gizli madde diyorlar. Hatta ekranda görüyorsunuz, ıslak imzalı halini görüyorsunuz. Sonunda gerçekler ortaya çıkıyor. 2010 şaka yap. Şimdiye kadar söylediğim her şey şakadan ibaret. Hiçbiri gerçeği yansıtmıyordu. Sadece ufak bir şaka yapmak istedim. Zaten uluslararası olan, kamuoyuna açık bir anlaşmada gizli madde neden olsun? Olursa gizli anlaşma yaparsınız ve bunu kimse bilmez. Ama o dönemin şartlarında yaptığınız için ve bunu bilen liderler zaten vefat edeceği için o zamanki liderlerin yaşam süresi kadar olurdu. Ve o zamandan bu zamana neredeyse 100 sene geçtiğini düşünürsek gizli bir anlaşma dahi yapılmış olsa geçerliliği bitmiştir. Ve Lozan'da gördüğümüz kadarıyla herhangi bir gizli madde yok. Ve uluslararası olan, kamuoyuna açık olan bir anlaşmada gizli maddeler neden konur? 2018 senesinde neredeyse 95 sene sonra Lozan'ın asıl hali de yayınlanmaya başlandı. Tekrar ettiğim gibi ve hiçbir gizli madde yok. Lütfen, anlıyorum. Teorilere inanmak istiyoruz. Komple teorilerine inanmak istiyoruz. Çünkü hayatımızın daha iyi olabileceğine ama bizi engelleyen gizli şeylerin olduğuna inanmak istiyoruz. Hangi görüşten olursanız olun, hangi düşünceden olursanız olun, fark etmiyor. Her düşüncenin kendisine göre mitleri var, düşünceleri var, teorileri var ve buna inanmak istiyorlar. Onları engelleyen gizli güçlerin olduğuna inanmak istiyorlar. Ama aslında biz kendi kendimizi engelliyoruz, kendi kendimizi baltalıyoruz, kendi kendimizin önüne geçiyoruz. Yapmamız gereken şey çalışmak, yapmamız gereken şey üretmek, yapmamız gereken şey sevmek be dostlar. İşimizi severek yap, en doğru şekilde, en güzel şekilde. Lozan'da gizli maddeler yok ve bu sadece bir komplosu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.